Osman abi TV'den herkese günaydınlar, selamlar, sevgiler. Ya biz 2 sene önce şeye gitmiştik. Bu klavye ne peki? Sinop bazalt kayalıklar var, meşhur. Bilen bilir. Oradan annem şey getirmiş, böyle taş getirmiş. Ulan dedim, bazalt diyorlar. Bunlar acaba hakikaten bazalt mı yani? Hemen ne yaptık? Eski taktik. Bir tane tuz ruhu aldık. Denedik, hakikaten bazaltlar. Bu da demek oluyor ki rotamız Sinop, Boyabat, bazalt kayalıklar, Sinop. Hehehehe, bundan alacağım, ezeceğim, kum yapacağım. Beleş. Tabii ya. Ama yol kenarlarında tabii bunlar hep. Yani çaldı demeyin sonra amına koyayım. Hadi Allah'a emanet. Amerikan başkanı dahil herkesi devreye sokun. Setimizin armatörleri tamam. Şu ışığı kapatayım. Ya tabii ya, sen biliyorsun bu işi abi. Durum mu? Yaptık. Ya zaten montaj bitmedi. Şunlar öyle sik gibi durmayacak. Tabii bunlar da böyle sik gibi durmayacak. Bakalım. Durum mu? Hamlamışım elektrik konusunda ya. Yani ufaktan bir fire verdim şöyle bak. Yerde şu. O kadar da olur ya. Allah'tan diyorum kablocu çocuğuyuz. Yani babamız kablo imalatçısı. Hadi Allah'a emanet. Merhaba sevgili dostlar. Burada bak böyle bizim dairenin girişi falan filan. Hani tılsımlar falan filan. Siktir ne tılsımı. Şey, annem sağ olsun biriktirmiş. Kartonlar, kağıtlar, kozalaklar, zartlar. Bunlar sobayı tutuşturmak için, hani bilmeyenlere öğretiyoruz yani. Her şeyi biliyorsunuz bu kanalda. Burada da işte çatı arasında kırık dökük tahtalar vardı. Onları indirdim. Boş kiyomu getirdim. 1500 küsür lira yani. Abi ya. Bununla kıtır kıtır doğruyorum burada tahtaları. Çünkü sobaya sığmıyor tabii yani. O yüzden doğramak gerekiyor. Hayda. Şarjım bitiyor. Durum mu? Şimdilik hoşça kalın. Günaydın dostlar. Tam bahçenin kapısını açacağım. Burada bir kan izi ve tüyler var. Muhtemelen kedi tüyü. Enteresan mı? Bu işi sevmedim ya. Dur bakalım. Kan izi nereye gidecek bakalım, dur. Evet. Ta 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 ta. Bayağı bir kan yani. Bayağı bir kan. Buraya da damlamış. Buraya da. Böyle bir şey var mı ya? Sonra nereye gitmiş bu? Göremiyorum. Orada kesilmiş. Demek burada yedi. Dur bakayım bir dakika. Yok, burada yok. Allah Allah. Buradan odun topluyoruz ya. Dur bakayım. Durum bu. Hadi eyvallah. Merhaba gençler, günaydın. Özür dilerim. Sabah ve akşamları çok soğuk oluyor abi. Karadeniz ya. Yani ben de ilk defa yani bu mevsimler buralarda bulunuyorum haliyle. Sizlerle paylaşmadan olmaz, biliyorsunuz ben iyi bir hava durumu tahmincisiyimdir. Hemen kendimi övüyorum. Şöyle hemen bahsetmek istiyorum. Lan dün oğlumun TikTok'unu buldum, biliyor musun? Hani gündem yapıyorum ya son zamanlar. Lan seni çok özledim. Umarım iyisindir oğlum. Umarım bir gün doğruları bulursun. Umarım mutlusundur yazdım. Ondan sonra beni engelledi ya. Lan böyle bir şey var mı ya? Bu ayıp ama yani, biliyor musun? Tabii çocuk İranlıların içinde nereden öğrenecek o ayıp, bu ayıp. Amına kodumun kültürsüzlerinin içinde. Amına kodumun Orta Doğu boklarının içinde ya. Lan bu kadar çaba gösteriyoruz oğlumuza ulaşmak için, oğlumuzla irtibat içinde olmak için.
Çocuğun beynini yıkamışlar. Avrupa'nın göbeğinde bir de yani. Avrupa'nın da amına koyayım. Öyle kanunlar mı olur? Çocuk 10 yaşına geldi mi ne karar verirse odur. Yok isterse ebeveynleriyle görüşmez falan. Niye amına koyayım? Biz uzaylı mıyız ya? Ya sikeyim adaletlerini, şeylerini. Zaten hukuk sistemi yani dünyanın çoğu ülkesinde yanlış amına koyayım. Ha, o yüzden bana soruyorlar işte İran şu an karışıkmış bilmem ne. Beter olsun amına koyayım ya. Gram üzülüyorsam adam değilim, namerdim amına koyayım ya. Hiç üzülmüyorum. Ama orada insanlar ölüyor. Bana ne amına koyayım, yansın. Bana ne amına koyayım. Onların ataları dedeleri amına koyayım. Bu şeyi şey yaptı. Bu düzeni istedi, şeriat istediler. Götlerini yırttılar amına koyayım. Beter olsunlar. Çok da sikim neydi. Bizim Mustafa Kemal Atatürk'ümüz var. Umurumda değil amına koyayım. Benim oğlumu çaldılar benden. Yansınlar amına koyayım. Aa bu bir insanlık suçu. E siktir amına koyayım ya. Her olayı da desteklemek zorunda mıyım amına koyayım? İran bu abi. Oğlumu çaldılar benim. Yansın. Ha işte hava soğuktu. Nerelere girdik amına koyayım? Hava soğuk. İşte sabah ve akşamüstü çalışmayı kesiyorum abi. Yoksa bu soğuk yani dağ soğuğu, dağ ayazı yani. Adamın kemiklerini donduruyor. O yüzden sabah ve akşamları zor abi çalışmak. Hani maazallah şey oluruz falan. Hasta oluruz, hasta oluruz. Dikkat ediyorum yani. Ya bir de kat kat giyiniyorum ya. Çalışırken terliyorsun ister istemez. Hani terle, soğuk falan filan olmaz yani. Bize yakışmaz yani anladın? O yüzden ara veriyorum. Sabah ve akşamları. Şimdi işte sabah saat 10.30 suları. 10-10.30. O yüzden şey yapıyorum, bekliyorum yani biraz ısınsın. Öğlene doğru biraz ısınıyor. Hani şu sis perdesi falan filan kalkıyor yani. Ben de çocuklara süt almaya gittim yani. O yüzden beni bağışlayın yani. Durum bu. Şimdilik hoşça kalın. Kümesin içinden herkese selamünaleyküm. Oğlum. Ya çaplı bir yer hiç, yani doğru düzgün zaten böyle 2-3 kere mi ne tuğla işim olmuştu. Onda çap yoktu. Ama burada yerde var, arazide var, bahçede her yerde çap var. Şu annemin karyolası da bu hale dönüştü. Bak 3 tane direk attık. Fena mı oldu yani değil mi? Oradan bir dalacağım. 3 tane yeter ya. Yeter abi yeter. Yeter yani bunun üstüne bir dalacağım pardon. Ya ben size akvaryumları göstermedim ya. Dur bakayım bir dakika. Bak o güvercini buralara getirmiş yemiş. Güvercin yakalamış geldi ya. Ta 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 ta. Amerikan başkanı dahil herkesi devreye sokun. Ya. Ya. Bazalt kayalar ha. Boya bat biyotop. Güzel olacak güzel. Bu kardeşimizde de şey varmış. Salyangoz varmış camlarda. Dur onları sileceğim en son ya. Daha çok taşım var lan. Kum haline getirebilirmişim ama uğraşılmaz onunla be. Çok kayıp verir. Şuraya da daha güzel bir dekorasyon yapacağım. Ulan ya dur sohbet edelim dur. Böyle bir şey var mı ya? İnsan babasını engeller. Lan ben sana ne yaptım lan? Hani bir kötülük yapmış olurum. Eyvallah. Yani zaten ben arayamam o zaman hani utancımdan. Amına koyayım. Böyle bir dünya var mı ya? Kısa video yayınladım ya. Raconu kestim raconu. Bu da bak ses izolasyon şeyi yapıyorum. Buna göre tahta keseceğim böyle tık tık tık. İzolasyon süngerlerim var. Göstermiş miydim? Öyle bir şey var mı lan ben kötü bir şey yaparım amenna eyvallah dersin ki ulan sen bana bunu yaptın görüşmeyeceğim seninle. Ya onda yüzüme söylersin yani bir zahmet. Veyahut da bana da bir savunma hakkı tanırsın bir şey olur yani böyle bir adaletsizlik anca İranlılarda görülürdür. Maşallah benim oğlum da onunla anasıyla yüzüme baka baka karar hesabı anasından almış o karaktersizlikleri yani. Yapacak bir şey yok. Yani bağrımıza biz taş bastık hep bugüne kadar. Yine basarız sorun yok. Varsın onlar mutlu olsun. Elbet bizim de bir gün çiçeklerimiz açar. Bu güneş elbet bizim için de bir gün doğar. Yani
ayın 29 günü onlara çalışsın, bir günü bana çalışsın yeter. O zaman yani gök kubbeyi yararım, intikamımı alırım. Hadi Allah'a emanet. Amin. Evet sevgili dostlar, demirleri. Bak şu kapının üstüne şey yaptım. Yani yukarıda eski floresan şeyleri buldum şöyle. Onları da kullanacağım, şu aralara yapacağım. Şu arkaları bak çimentoladım. Şimdi şey kale kiminle artanıyla şuraları yapıştırma sıvası attım. Delikleri kapadım. Şurada da bayağı attım. Ya güzel oldu, güzel. Yani sıvayı şey yapmadım. Dün işte size de bahsedeyim şundan. Şey hassas kesim şeyi taşı aldım. Elmas. Hop. Tuğlaları falan uçuruyor yani şuraları. Lan mont düşecek ya. Şuraları falan şey yaptım işte, kestim de soktum. Arkadan öne doğru şuraları da yapıştırdım. Bir sıra böyle yarım tuğla, bir sıra şey. Şunu da yapıştırdım. Dur bakalım nasıl olacak. Kapının üstü de belli olmuş oldu yani. Üst sınırı. Olmadı oraya da öyle bir tuğla mı geçsek, ne yapsak, ben anlamadım ki ya. Oraya da bir şekil şemal yapacağız. Hadi Allah'a emanet. Arkadaşlar selamlar. Temel Reis hesabı. Telefonu cebimden bir çıkardım. Arka kameranın dört tane böyle karenin içinde dört tane şey var. Optik göz var. Kamera lensi. Tam da kayıt yapan ananı sikeyim ya. Tam da kayıt yapan kamera böyle delinmiş. Sanki oraya ufak bilya mermi atmışlar. Bu ne şimdi amına koyayım yani. Oldu mu yani bu şimdi? Yani en son iPhone 14 Pro Max'i aldıracaklar bize 55 bin liraya. Olacağı bu yani. Ne kadar canım sıkıldı ya. Nasıl oldu? Çocuk mu yaptı? Ben mi yap? Cebimde neye değdi? Nasıl olabilir ki yani? Bir tek o nokta böyle yuvarlak kırılmış. O kadar. Atacağım şimdi resmini. Şaka gibi ya. Nazara geliyoruz. Amına koyayım gözünüzü sikeyim yani. Nazar edenlerin gözünün amına koyayım. Gözü olanın gözü çıksın amına koyayım. Arkadaşlar kamera böyle oldu. Kırıldı böyle. Bu ne ya? Flu yani. Böyle şey mi olur ya? Işığa geldi mi bak. Yani iyice bok ediyor bak. Yani kamera nasıl olur böyle bir şey yani, değil mi? Beni buluyor abi böyle şeyler. Dur bakalım ya, buradan da nasıl ulaşacağız Türk Telekom'a? Yani geçen gittik Taşköprü'ye, yabancı gördüler beni. Hanımdan dolayı puanın yok dedi. Arkadaş bu aralar yani bak böyle yani sisli puslu. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Zoom'u çalışıyor. Sizinle birlikte bu. Lan tam size anlatıyorum, telefon çaldı. Hanım bir şey diyor. Anlamadım yani. Ya lan ne işe elimi atsam biri bir şey sokuyor yani. Çomak sokuyor bu ara. Bizi sinirlendiriyorlar. Oğlumdan tut da osuna busuna. Lan tam bir şeye başlıyorum. Telefon maydanoz bitti. Yok patates bitti. Ya böyle bir dünya olabilir mi ya? Kaynak yapıyorum oğlum ben aşağıda ya. Hadi. Yüzümü de yaktı bir ufak kaynak. Lan telefonun kamerası nasıl böyle kırılır yani? Sanki bir kıyı oymuş. Yok böyle bir şey ya. Vallahi böyle bir şey yok ya.